Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün maalesef biraz üzücü bir olay yaşadık. Biliyorsunuz kedimiz Pamuk doğum yapmıştı. 5 tane bebeğimiz olmuştu. 5 yavru kedimiz olmuştu. Ama bir tanesi doğduğunda zaten çok zayıftı. Çok halsizdi. Diğerleri kadar hiç canlı davranamadı. Anne sütünü alamadı. Zorla vermeye çalışıyorduk. Gün boyunca sadece 1-2 yudum alabilmişti. Sonra mamaya dönün dediler bize, veterineri aradığımızda. Mamayı da kabul etmedi. Çok halsiz ve yorgun düşmüştü. Bu sabah veterinere götürüp geldik onu. Veteriner de artık hani çok fazla yapılabilecek pek bir şey kalmamış gibi dedi. Çok fazla su yutmuş çünkü doğum esnasında ve onu da bir türlü çıkartamadı. Başarılı olamadı bu konuda. Maalesef ki arkadaşlar yavru kedilerimizden bir tanesini kaybettik. Bunun için cidden çok üzüldük. Çok üzüldük. Saatlerdir farklı bir videoya hazırlanmıştık aslında. Onu çekecektik ama üzüntüden bir video bile çekemedik. Bunu paylaşmak istedim ama 4 tane diğer bütün kedilerimiz şu an için çok şükür çok sağlıklı görünüyorlar. İlk 2 hafta gerçekten çok önemliymiş. Hatta ilk 2 ayda çok önemliymiş. 2 ay içerisinde ne olacağı belli oluyormuş. Şu an hepsi çok sağlıklı görünüyor. Umarım diğerlerinin ömrü uzun olur. Hepsi de sağlıklı olurlar. Şu an için durumları iyi diğer kedilerimizin. Bu arada arkadaşlar bir üzücü olayımız daha var. Bunu sizinle paylaşmadık. Şimdi Lina diğer kedi için çok üzüldü. Bari biraz mutlu olsun diye. Şimdi yeni bir kuş almaya gideceğiz. Onu da niçin gideceğiz? Yaklaşık bir 10 gün öncesinde de diğer 2 kuşumuzu da kaybettik maalesef. Prenses Boncuk ve Fikri Paşa. Bu kuşumuzu da kış günü akşam tesadüfen Taner arabanın üzerinde yağmurun altında bulmuştu arkadaşlar. Arabanın üstünde tir tir titrerken sokakta bulup getirmişti. Bu kuşumuz da yalnız kaldı. Hem biraz Lina mutlu olsun, üzüntüsü gitsin diye, hem de bu kuşumuzun yanına arkadaş olsun diye şimdi gideceğiz, yanına bir arkadaş kuş alacağız arkadaşlar. Bir tane de çöpçü balığı istiyorduk arkadaşlar. Biz bunları alırken yoktu o gün, kalmamıştı ellerinde. Bir vatoz bir de çöpçü balığı alabiliriz. Yani şimdi pet shop'a gidiyoruz. Yine evcil hayvan alışverişi yapacağız. Artık orada görüşürüz. Yine arabasını da aldı geldi. Bu kesinlikle arabasını dışarıda sürecek şimdi. Evet. Hep evde sürüyordu. Yazık, evde gidecek çok fazla yer de yok. Alan küçük. Geç anneciğim, rahat sür şimdi. O kadar üzgün ki bugün kedisi gittiği için. Bari mutlu olsun diye bugün elimizden geleni yapıyoruz. Kedi yatakları da var lan. Evet, bir tane şundan alsak mı acaba? Bizimkiler. Bilmiyorum ki. Bak yumuşacık. Şu sarıya baksana, şu sarı güzel gibi. Hangisi? Bak o silinebilir. Rahat değil. Yani şemsiye kılıfı gibi. Büyük. Anne, bak görüyor musun şunu? Evet, o da güzel. Çok büyük ama bu da ya. Geldik arkadaşlar, kuşumuz şansı arkadaş arıyoruz. Ama şansın cinsiyeti belli değil. Dişi mi erkek mi onu öğreneceğiz şimdi. Ona göre yanına arkadaş alacağız. Bizim Prenses Boncuğun aynısı bu giden. Bu da Fikri Paşa'nın aynısı ya. Papağanlar var burada. Sultan çok papağanı. Tatlı sultan papağanı. Alalım o zaman. Papağan ikisi arkadaş olamaz Lina. O başka bir cins, bu başka bir cins. Evet, seçelim o zaman. Bence dişi. Öyle mi diyorsun? Evet tabii dişi. Ya gagası mavi olanlar erkek diyorlar. Bana da erkek gibi geliyor. Şimdi öğrenelim bakalım. Önce kuşumuzu halledelim arkadaşlar. Arkasından balıklarımızı da alacağız. Arkadaşlar bu kuşumuz biraz hastaymış ya. O yüzden böyle boynu biraz bükükmüş. Biz galiba bunu bir süre burada bırakacağız. Burada bakıma alacaklar. Şimdi kendimize yeni 2 tane daha kuş seçeceğiz. Bunu da iyileştikten sonra inşallah tekrardan evimize götüreceğiz. Biraz burada bakımda kalacak. Evet, kuşlarımız da burada. Şu öndeki yeşil erkekmiş arkadaşlar. Hemen onun arkasındaki bir mavi var ya, o da aynı Fikri Paşa'ya benziyor. Tam bir Fikri Paşa ile Prenses Boncuğumuz. Kaybettiğimiz kuşların aynı rengini seçtik. Biri erkek, biri de dişi. Şimdi o ikisini alacağız. Bizim bu aldıklarımız yavru. Dişi olanı bu arkadaşlar mavi. Ay, bunları yakalamak da gerçekten problem. Oley, aldık bir tanesini. Evet, geldi. Bu dişi olan arkadaşlar. Şimdi erkek kuşumuzu alacağız. O da yeşil olanı. Ay, en zor iş. Oley. Umarım erkek olanı almışızdır. Erkek. Yanlışlık yok değil mi? Oley, süper. İkisinin gagası farklı. Çok sağ olun. Farklı. Ay, çok tatlı. O kuyruğu düşecek herhalde zaten. Evet. Evet, yeni kuşlarımız bunlar arkadaşlar. Bir tanesi Fikri Paşa'ya benziyor demiştik ama Fikri Paşa daha beyazdı. Bu basmavi. Diğeri ama Prenses Boncuğumuzun aynısı. Bunlar da yeni kuşlarımız. Artık şans olan kuşumuzu da burada bırakmak zorundayız. Biraz hastaymış. Burada tedavi görecek. Şimdi çöpçü balıklarına bakacağız. Bir tane çöpçü balığı alacağız. Bir de belki yanına değişik bir balık da bulabilirsek alırız arkadaşlar. Çok güzel balıklar var ama şuna bakar mısınız? Tabii bu bizim balıkların yanına olmaz. Bu çünkü etobur olduğu için bizim balıkların hepsini yer. Şurada da var bakın. Bunlar bir de eli felaket ısırıyormuş. Çöpçü balıkları da sadece bu minik yavrular varmış arkadaşlar. Büyük yokmuş ya. Yine de alalım ama yoksa da ne yapalım biz büyütürüz. 2-3 alalım. 3 mü alsak? 3 tane alalım o zaman. Ama 3 tane yok ki 2 tane. Ha varmış. Şurada da var 2 tane. Ver ver. Şu minikleri alalım artık bizim akvaryumumuzda büyütürüz bunları da. Bir tane vatoz alalım yine. Bir tane de şurada yerde duran var ya arkadaşlar o vatoz var. Bir tane de vatoz alalım. 3 tane çöpçü bir tane de vatoz alacağız. Evet şurada 3 tanesi yan yana duruyor. Hadi bir kere de haydi bir tanesi girdi. Biri girdi. Evet bir tanesini aldık. Gel bakalım bunlar da ne kadar hızlıymış öyle. Gel 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 gel. Bir tane daha aldık. Hop. O deniz kabuklar da bizim değil mi? Hı -hı. Deniz kabuklar da bizim. Evet ikisi de bizde. Ne kadar hızlılar. Geliyor geliyor hemen. 1, 2, 3. Canım. Evet 3 tane çöpçümüz hazır. Evet, üçü de burada güzel güzel duruyor. Bunları şimdi götürüp akvaryumumuza koyacağız. Şimdi sıra geldi vatoza. Oley, aldık. Hop, evet. Bu da vatozumuz. Şimdi poşete koyacağız arkadaşlar. Ay, çok güzel. Lina'cığım 4 tane daha balığın oldu. Şimdi arkadaşlar Pamuk Dorin karton kutuyu çok sevmedi. Orada durmayı hiç istemiyor. Doğumunu yaptırdığımız bir karton hazırlamıştık ya, içine güzel bir yatak falan yapmıştık. Zaten onun orada sürekli uzun süre kalması da çok uygun değil. Bir de küçük yatak hazırlamıştık ona biliyorsunuz. O da emzirirken bütün çocuklarını koyduğu zaman emerlerken Pamuk Dorin biraz sıkışıyor. Rahat edemiyor, dönemiyor. Sadece oraya yapışıp kalıyor. Sonra da çocukları orada bırakıp kaçıyor başka yerlere. Biz yine hepsi bir arada dursun diye biraz büyükçe bir yatak bakıyoruz. Şöyle bak. Bu biraz gözümüze yine küçük geldi. Aslında çok rahat ama Pamuk Dorin bunun çoğu alanını kaplar. Bebeklere yer kalmayacak. Yetmez. Şu var. Bu da çok büyük. Çok büyük. Yani köpek aşırı için büyük. Ya. Köpek içinmiş zaten. Çok Hı-hı. büyük. Bunların da kumaşını çok sevmedim. Biraz sert geldi bana. Bu tam ideal bir boy. Tam bize göre. Pamuk Dorin yarısını kaplasa, bebekleri de burada emse tam istediğimiz gibi. Makinede falan da yıkanabiliyor. Şimdi bir de işin açığı arkadaşlar. Bebeklerin tuvalet eğitimi olmadığı için bulunduğu ortama çiş yapıyorlar. Oraya işiyorlar. Yazık Pamuk Dorin de o kadar titiz bir kedi çıktı ki hemen ortamı terk ediyor bebekleri bırakıp. Onun için bir de bunun üzerine hasta bezi alacağız. Artık çiş yaptıkça onu sürekli atacağız. Yenisini sereceğiz. Evet şöyle köpek eğitim bezi bulduk. Ha köpek eğitim bezi, ha kedi eğitim bezi aynı şey. Çiş eğitimlerini öğrenene kadar bu bezleri tek kullanımlık zaten. Çişlerini yapınca atıyorsunuz, yenisini seriyorsunuz. İçinde birkaç tane var, fazla var. 10 tane. 2 tane alalım ancak çünkü o zamana kadar da çişlerini birazcık ele avuca gelince, biraz büyüyünce zaten yine kumlarına yaparlar. 2 tane de bundan alalım. Arkadaşlar şu papağanların güzelliğine bakar mısınız ya? Nasıl güzeller, çok tatlı. Buraya balık almaya geldiğimizde esasında çok büyüyen cinsini bulsaydık öyle bir şey alacaktım. Öyle bir şey vardı aklımda ama yokmuş. Geldiği zaman haber veririz dediler. Bunlar da güzelmiş ama. Ama ben yine de çok büyüyen cinsini istiyorum. Bunlar çünkü bu kadar büyüyorlar. Bir de artık büyümüşler, eğitimden çıkmışlar, konuşmazlar. Ben yavruyken alıp kendim büyütüp konuşturmak istiyorum. O da ileride artık evi hayvanat bahçesine çevirdik iyice. Evet biz geldik arkadaşlar. Balıklarımız suyun içini bayağı pisletmişler, acıkmışlardır da. Öncelikle balıklarımızı koyalım. Bu arada yavru kedilerimizi merak edenler varsa buradan gösterelim hemen. Şunlar ikiz arkadaşlar. Şu son numara 5 numaramız. Bir tanesini maalesef kaybettik. Gerçekten çok üzgünüz onun için ama yapacak bir şey yok artık. Zaten ilk doğduğu andan itibaren belliydi arkadaşlar. Çok kritikti. Çok zor ayakta durmaya çalışıyordu. Maalesef o gitti. İnşallah bunlara bir şey olmaz. Yok gerçi, bunlara olmaz. Bunlar gerçi maşallah. Çok sağlıklı görünüyorlar. Acayip bunlar maşallah. Çok hareketliler. Çok güzel emiyorlar. Çok çabuk büyüdüler. Daha bugün 3. günleri. Dorin de çok güzel bir anne oldu gerçekten. Yavrularını sahipleniyor. Odaya bir giriyoruz. Hiçbirisi yerinde yok. Bir bakıyoruz Dorin hepsini toplamış. Ağzıyla götürmüş. Dolabın arkasında gizli kuytu bir yerlere saklamış. Bizim alacağımızdan falan korkuyor. Tedirginliğini yaşıyor. Ama sen onun annesisin. Biz senden alır mıyız? hiç. Onlar senin anneciğim benim. Şimdi şu balıklarımızı hemen halledelim. Akvaryuma yeni arkadaşlarını yanına koyalım. Evet, hadi girin bakalım yuvanıza. Gidiyorlar. Yeni yuvanız kocaman. Hadi koşturun, koşturun, koşturun. İçinde kalmasın, Vatos. Suyla beraber de. Girdi mi? Gittiler. Bakalım neredeler? Ay, bir tane düğme. Neredesiniz? Düşmüş. Yani bir tane düğme düşmüş. Düğme değil o, delikli taş. Allah, nereye kayboldular? Aa, bir tanesi yerde. Ha, nereden gördün ya? Bir tanesi burada, bakın arkadaşlar. Bir tanesi burada. Vatoz en dipte arkadaşlar, yakınlaştırayım. İşte şuradaki vatoz. Öbür üç minikler de içlerinde. Açmışken o zaman yemlerini de verelim. Hemen Pamuk'un ve yavrularının yeni yataklarını alalım onları. Oh, hadi yiyin. Bakın şimdi nasıl kapışacaklar. Şimdi büyük gelsin, hepsini yiyor. Evet. Büyük bırakmıyor hiçbirisini. Biraz da ondan. Şimdi şu pul yemlerde meleklerin arkadaşlar. 5 dakikaya kadar hepsini bitirirler şimdi bunlar. Şunlara bak ya, boncuk gibi rengarenk dizilmişler ya. Gelin bakalım, sizi yeni yatağınıza alacağım. Sizi şöyle bir koyayım. Bekleyin, çok güzel yatak yapacağız size. Oh, getir Lina, bak kocaman. Oo. Şimdi çiş yapıyorlar ya arkadaşlar. O yüzden bunlara bez aldık. Tek kullanımlık. Çiş yaptıkça bunu atıp yenisini takacağız. Temiz temiz yatsınlar diye. Çünkü evde artık biz bunlara bez yetiştiremedik. Sürekli çiş yapıyorlar. Bunu böyle araya koyalım. Aa, tam buna göre oldu. Tertemiz. Oo, mis gibi oldu. Anne. Şimdi getir Dorin'i getir önce Lina. Ya da yavrularını getir önce. Yoksa gelmez Dorin. Koy bakalım. Ay, seni yiyeyim ben, seni ben yiyeyim. Bu ilk hile değil mi? Bu 1 numara. 2 numara. Yok, bu 5 numara. 4 mü ha? 5. Bu 5. Tarçın bu. Bu 2 numara. Bu 2 numara. Yerim ben seni ya. Bu da kaç numaraydı anne? Bu 4 numara. 4 numara mı? Şunların ikisi ikiz arkadaşlar, aynı. 6 numaramız geliyor. Bu 1 numaramız. Esas 1 numara. Gel bakalım. Heh, yat kızım. Yat Dorincim. Patisine yapma. Oh. Gel bakalım. Tamam, almıyoruz. Memişko. Oh, oh. Gel bakalım. Oh, Emin. Koy sen, onlar bulur yerini. Bak sen şöyle. Tamam. Ya şunların tatlılığına bir bakın ya. Şunlara bakın ya, şunlara. Nasıl güzeller. Sen ne yapıyorsun orada? Daha bunlara isim bulacağız arkadaşlar. Geziye mi çıktın? Ne yapıyorsun? Bir de bizim yeni aldığımız kuşlarımız vardı. Hemen onları da getirelim, durun. Ben getiririm anne. Gel bakalım, ben sizi şuraya alayım. Dorin doğumdan sonra hemen zayıfladı. Eski formuna döndü. Senin gibi. Manken kızım benim. Eski formuna döndü hemen. Evet, kuş hanım da geldi. Bunlar da yeni minnoklarımız. Şimdi arkadaşlar, bizim prenses boncuğumuz dişiydi, yeşil olan. Bu sefer yeşilimiz erkek. Fikri Paşa'mız da erkekti ya, buna benzeyen aynısı olan. O erkekti, bu da dişi. Şimdi ikisinin rengi değişti ama isimleri aynı kaldı. Nasıl oldu? Yeşil olan prenses boncuk Fikri Paşa oldu. Mavi olan Fikri Paşa da prenses boncuk oldu. Çünkü isimleri değişti cinsiyetinden dolayı. Anladıysanız yazın arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Anladıysanız yazın. Lütfen like atın. Yorumlarınızda yazın. Ne kadar güzel anlattığımı. Taner anlamadı bir türlü çünkü buradan garip bakıyor. Yani, anlamadın mı Taner? Anladım canım, iyi anladım. Sen anlamışsındır artık. Beraber aldık geldik evet. Yani. Ballı kreker aldık. Kuşlar buna bayılıyor. Aa, Dorin'e de en sevdiği mamayı aldık arkadaşlar. Kıyılmış hindi. Bakın orada ne çıktı? Kızım, kedi dışarı çıkmaya çalışıyor. Onu geri koy. Dorin de nasıl kızıyor, gitme diye miyavlıyor. Bir de gaga taşı aldık bunlara. Buradaki çünkü bitmiş gibi bir şey, çok az kalmıştı. Ölen kedimin yerini tutmaz ama neyse. Bunları da çok sevdim. Bunlar da çok tatlılar. Bunlar da canım tabii anneciğim, çok güzeller baksana. Yakında bunlar da yavrularlar. Mutlu oldun mu biraz da olsa Lina'cığım? Çok mutlu oldum anneciğim. Çok teşekkür ederim. Dorin'e baksana ne kadar mutlu oldu orada. Ay yerim ben seni. Çok sevdi orayı. Bir 5 gün sonra yavru kedilerimizin gözleri açılacakmış. Bir hafta sonra da göbek bağları düşecekmiş arkadaşlar. O zaman biraz daha büyümüş olurlar. Yavru kedilerimizle gün boyu o zaman size yeni bir video oluşturacağım. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.